Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kitabı benden istemiştiniz ama ben de zaten merak etmiştim ve bu kitabı aldım hemen geldi. Ee, ne zaman almıştım? Galiba salı ya da çarşamba almıştım. Bugün perşembe hemen geldi. Yani baya hızlı geldi. Onun için mutluyum. Normalde ara sıra 10 gün falan bile geldi oluyordu kitaplarımın. Bunun linkini de aşağıya açıklama kısmından koyacağım. Link nerede diye soracak olursanız da açıklama kısmında videonun. Zamanda Yolculuk kitabı. Böyle bir kitap. Önce içini göstereyim yazı tipi. Bu birinci macera çünkü ikinci macerası da çifte yapır. Of, çok güzel bir seri. Benim en sevdiğim şeylerden biri böyle. Ben çok severim böyle normal kitap tarzında. Hele bir de kasabı olunca harika olacağını eminim. Çok sevilen Disney TV dizisinden. Arkasında da konunun özeti vay, bu da kim? Paytakı seviyorum. Mabel'ın gizemli panayla paytak kazandığı sıralarda Tipper'ın verdiği ye tıklama şansı yerle bir oluyor. Ancak Tipper zamanda gereği gidip Fendi ile yaşadıklarını değiştirmenin yolunu bulunca Mabel'ın de kaderi değişiyor. Hem de kötü bir şekilde ikizler, elde, ikizler istediklerini elde edebilecekleri biçimde geçmiş değiştirebilecekler mi? Mabel evcil Mabel sevgili evcil domuzu paytakla birlikte bir daha pizza yiyebilecek mi? İkinci macerada ise tarih öncesi bir tarafından kaçırılan payta kurtarma görevi ne bizim eser kasaba çetesine düşüyor. Galiba yanlış biliyormuşum ikinci macera diye. Ayrı ayrı kitapları olacak bunların. Çok güzel ama kitap. Konu bu yani. Bildiğimiz e, filmin özeti zamanda yolculuğumuz. Ama onun daha da hoş hali. Sayfalarında böyle beyazımsı yerler var. Ve dokusu çok iyi. E, bu birinci macera. Biraz ilerleyelim. Bölüm 1. Esen kasabada güzel bir gündü. Stan yeni bir para kazanma sahtekarlığıyla uğraşıyordu. Tarihin ilk gizemli panoları için hazırlık yapmakla meşgul olan içiler eğlence standları ve yiyecek tezgahlarını kuruyorlardı. Tarihin ilk gizemli panoları. Tarihin. Kitap kısaca böyle. Ee, kapak kısmı sert Renkleri çok canlı güzel Kitap ayracı var Kitap ayracı bir sayfada durmuş o sayfayı merak ettim Bakalım Aynen arkadaşlar çok da önemli bir şey yokmuş burada Merak ettim ama ne oldu diye ben Esen Kasaba'nın tüm bölümlerini çok izledim Disney Channel'dan. Onun için bu bölümü size arkadakinden daha da detaylı biçimde inceleyeyim. Dipper'la Mabel bir panayıra gidiyor. Bu panayırda Stan işte insanlar kazıklamaya çalışıyor. Hani var ya bazı oyuncak makineler gibi vurursun vurursun çıkmaz. Stan da öyle bir şey yapıyor. Kendisini düşürmek için para veriyor insanlar. Ama insanlar düşüremiyor ve sinirleniyor işte. Stan da onlarla uğraşıyor işte. Stanın amacı bu. Burada Stan'ın çok önemli bir yeri yok. Deeper, Wendy ile geziyor. Wendy ile gezerken de, Wendy bir tane ayıcık istiyor. Onun için de bir oyuncağı yapması gerek, düşürmesi gerek tahta bloklarla. Buna da fuarlarda vardı. Ee, i̇şte bunu yaparken atıyor ve Wendy'nin gözüne geliyor top geri dönünce. Ondan sonra Robbie geliyor tam o sırada. Robbie'nin de elinde dondurma var. Bu dondurmayla Wendy'nin gözüne tutuyor ve beraber geziyorlar. Yani Deeper'ı satıyor gibi bir şey oluyor. Dipper da çok üzülüyor. Bunu telafi etmeye çalışıyor. Zaman makinesiyle yani zaman mezurasıyla işte beraber şey yapıyor işte zaman mezurasıyla geri gidip. Bu arada Mabel da kazanıyor paytakı. Orada adam kilosunu tahmin edersen kazanırsın diyor. Yanlışlıkla ağzından kaçırıyor. İşte geri dönerken Mabel hep kazanıyor. onca cadı falan düşünüyor. Ondan sonra en son Wendy ile beraber kazanıyor yani Dipper. Fakat ondan sonra da Paytak kazanamıyor, pasiflik alıyor. O zaman da Mabel çok üzülüyor. Ee, şey yapıyor işte, kafasını vuruyor Paytak Paytak diye. Dipper geçeceğine inanıyor, geçmiyor öyle öyle ilerliyor. Paytak alıyor, Wendy yine yaralanıyor. Deeper üzülse de kız kardeşinin iyiliği için böyle bir şey yapıyor. Sonra Blandon yakalanıyor çünkü zamanla ilgili bir şeyler yapmış. yani Geçmişe gitmek tehlikeli bir şey. Ve geçmişe giderken Deeper'la bazı şeyleri düşünmüşler. Mesela insanlar 1800'lü yıllardan beri çak diyor. Zaman hesap makinesi de çok önceki yıllardan beri var. Bunun için bunu düzeltiyorlar. Biraz hızlı konuştum. Bu bölüm kısaca özet şöyle. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi biraz daha detaylı biçimde sayfalarına bakalım. Dokuları efsane abi. Esen Kasabı kitaplarının en sevdiğim özelliklerinden biri de dokuları. Sanki gerçek bir arşivmiş gibi. Ee, normal bölüm gibi ve ve V'si de şu. Bunun gibi değil. Yaz Bayramı kısacık bir şeydi. Detaylı bir biçimde. O bölümün tam öz tam anlatıyor gibi en sevdiğim şey bir filme kitabını çok severim ben 112 sayfa o, o bölümün tamı tamıyla anlatıyor neredeyse ee, kitap dokusu yine harika buradaki çizgiler gerçeğe benziyor ama gerçek değil bunlar kitaptan böyle çıkıyor. Kitap böyledi arkadaşlar. Ben linkini açıklamaya koyacağım. E, yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Abone olursanız videolarımızdan haberdar olursunuz. Videoların devamı da gelecek. İzleyen herkese çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.